Tabii şöyle başlayayım. Kriz dönemleri, kriz anları egemenlerin hikayelerinin artık geçerli olmadığı, sözlerinin ikna edici olmadığı anlardır. Bu anlamda kriz bir yanıyla bir olumsuzluk bir şey anlatırken bu anlamıyla da bir olumluluğu içerir. Yani bir fırsattır aslında emekçiler açısından da kendi hikayelerini ortaya koyabilecek, kendi sözlerini kurabilecekleri bir dönemin de önünün açıldığını gösterir. Şu an Türkiye bunu yaşıyor. Yani Türkiye'de emekçilerin, emekten yana olanların, özgürlük güçlerinin, demokrasi güçlerinin kendi hikayelerini anlatabilecekleri bir dönemin önünün açıldığını düşünüyorum. Ve böylece ben birazcık pesimist değil, daha optimist, böyle daha olumlu bakanlardan bir tanesiyim. Şimdi böyle olunca tabii ki bir programa ihtiyaç var. Ama bu program hem bugüne hem de yarına bir takım adımlar attıracak bir program olmalı. Yani bugün enflasyonla mücadeleyi konuşurken yarın bu ülkenin kalkınmasını, yarın bu ülkenin doğayla uyumlu büyümesini, insanların refahının artmasını, işsizliğin ortadan kalkmasını vesaire falan da konuşuyor olmamız lazım. Bu anlamda bir bütünleşik program. Yani bir ayağı bugün de bir ayağı da gelecekte olan bir programın olması lazım. Emekçilerin böyle bakışları böyle olması lazım. Böyle baktığımız zaman emekten yana bir enflasyon programı, enflasyonla mücadele programı öncelikli olarak örneğin bugün kış aylarında işin çok zor geçeceğini emekçiler açısından öncelikli olarak kabul etmelidir. Neden? Zaten mevsimsel etkiler artık ortadan kalkacağı için gıda fiyatlarında artış daha da yükselecek, bunu biliyoruz. İkincisi, kış geliyor, ısınma giderlerinde vesaire filan artışlar söz konusu ve kurun duracağı filan da yok aslında. Böyle baskılamaya rağmen kurun duracağı yok. OVP'de önümüzdeki yıl için dolar 21 lira 35 kuruş olarak öngörülüyor yaklaşık olarak. Şimdi dolayısıyla kurdan gayretli, Musa Hoca'nın da söylediği gibi bir şey de var. Kur tarafından gelen maliyetler de var. O nedenden dolayı yapılacak işlerden bir tanesi emekten yana bir iktidarın yapacağı işlerden bir tanesi öncelikli olarak enerji gibi, zorunlu gıda gibi hanelere, özellikle yoksul hanelerin bütçelerinde çok yer etmiş mal ve hizmetlerin fiyatlarının dondurulması. Bunu bir kere kesinlikle yapmak zorundalar. Bu dondurma yapıldıktan sonra buna tabii ki çeşitli destekler vesaire filan da vermek söz konusu olabilir. İkincisi, etkin fiyat kontrolleri yapmak lazım. Şimdi biliyorsunuz zaman zaman enflasyon çok yükseldiğinde böyle televizyonlarda gördük. Bana kalırsa göstermelikti. Bazı marketlere gidip işte bir takım insanların kontrol yaptıklarını falan gördük. Böyle bir kontrol falan söz konusu değil. Benim sözünü ettiğim özellikle de stratejik sektörlerdeki kontrol edilebilecek gibi olanların ciddi bir şekilde kontrol edilmesi. Bunu 1941 yılında işte Roosevelt çok güzel bir şekilde yapmış. Hatta 250 bin tane yeni memur çalıştırmış bununla ilgili olarak. Bu mesela mutlaka yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Hemen aklıma gelen şeylerden biri spekülasyonu ve stokçuluğu önleyebilmek için, çünkü bunu zeytinyağı olayında da yaşadık hatırlarsanız, tayinlama yapılmalı. Yani tayinlamadan kasıt nedir? Eskiler buna karne sistemi derlerdi. Hani kötü bir şey olduğu Evet, için, bu da hemen annesi olduğu eleştiri için konusu olabilir. olabilir. Tayinlama budur. Yani herkese örneğin iki kutudan, üç kutudan fazla verilmeyecek şekilde belgelerin ya da şeylerin verilmesi, karnelerin verilmesi. Şimdi böyle karnelere gerek yok. Şimdi nasıl geçmişte Covid-19'da hani mücadele ederken elektronik ortamda bile her şeyimiz yansıyordu ve çok rahat denetlenebiliyordu. Bu tür sistemlerle bu yapılabilir. Bu yapılırsa hem spekülasyonun hem de aslında stokçuluğun önüne de geçilmiş olur ve fiyatlarda bir aşağı doğru çekmede söz konusu olabilir. Bu da bence oldukça önemli şeylerden bir tanesi. Enerji fiyatlarındaki artışa tekrar dönmek istiyorum. Mutlaka enerji faturaları aşağı çekilmeli. Yani özellikle belli haneler için belli düzeydeki enerji kullanımları, elektrik ve doğalgaz kullanımları şey yapılmıyor, ücretsiz olarak sunulmalı. Gerekiyorsa bunlara sübvansiyonlar verilmeli. Yani petroldeki örneğin alınan ÖTV, KDV gibi vergilerden iktidarın geçici olarak örneğin bu kış dönemi boyunca vazgeçmesinde çok büyük fayda var. Çünkü onlar maliyetleri düşürebilir. Tabii ki bununla ilgili en kökten çözüm de şudur: kamulaştırmalar.
Çünkü enerji ile ilgili en büyük sorun nerede yaşıyoruz biz? Özelleştirmelerden sonra aslında bu malların fiyatları, hizmetlerin fiyatları çok ciddi bir şekilde artış göstermeye başladı. O nedenden dolayı da bence bunların kamulaştırılması gerekiyor. Yani yeni bir kamuculuk anlayışı içerisinde, yeni bir toplumsal denetime açık bir biçimde özellikle belli alanların, zorunlu gıda da buna dahildir, belli alanların enerji vesaire, altyapı ulaştırma gibi, hatta sosyal konut vesaire filan gibi bütün bunların yeniden kamulaştırılacak bir kamucu misyon altına sokulması lazım. Başka neler yapılabilir? Biraz evvel dikkat ederseniz enflasyonla mücadele ile yaşam maliyetleriyle mücadelenin at başı yürümesi gerektiğini söyledim. Yani bunlar fiyatlarla ilgili kısmı, bir de gelirlerle ilgili kısım var. Çünkü zenginler neden etkilenmiyorlar enflasyondan? Gelirleri çok yüksek. Hiç sorun etmiyorlar ama emekçilerin gelirleri sabit. Hatta bir kısmının gelirleri hiç yok. Zaten yetmiyor. O nedenden dolayı gelirler boyutunda çok ciddi bir şeyler yapmak lazım. Yapılacak şeylerden bir tanesi bir kere herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin bir hak olduğunu söyleyip ve bunun verilmesi lazım. Asgari ücretin örneğin yükseltilmesi lazım. Batı'da son bir yıl içerisinde asgari ücret 3 kez yükseltildi. Türkiye'de bana kalırsa Ekim ayında acilen bir asgari ücret yükseltilmesinde de büyük fayda var. Aralığın beklenmesine gerek yok. Böylece ancak belki yaşam maliyetlerindeki artışın emekçiler tarafından fatura olarak ödenmesini ne yapabiliriz? Önleyebiliriz. Peki bunun şeyi nasıl karşılanacak? Bütçeden nasıl karşılanacak bunun kaynağı? İşte burada Musa'nın söylediği gibi yeniden bölüştürücü bir takım vergi politikalarına ciddi bir şekilde ihtiyaç var. Mesela kurumlar vergisi artırılabilir. Gelir vergisi oranları %60'a kadar çıkartılabilir. En alttaki %10'a çekilip o aradaki basamak sayıları, boyları uzatılıp yukarı kadar çıkarılabilir ve en zenginlerin, en yüksek gelir elde edenlerin çok daha yüksek oranda vergi vermeleri sağlanabilir. Çünkü bu kesimler zaten bu ülkeden para kazanıyorlar ve çok ciddi paralar kazanıyorlar. Dolayısıyla bunların vergilerinin de vermeleri aslında bir vatandaşlık olarak, görev olarak da karşımıza çıkıyor. Başka neler yapılabilir? Aşırı kazanç vergisi ya da kar vergisi tam zamanıdır. Çünkü biraz evvel de konuştuğumuz gibi bu süreçte bile Covid-19'da oldu, bir de bu süreçte bile %400'leri aşan kar elde edenler var. En azından şu yapılabilir, borsada kote olmuş çok büyük şirketler, bankalar dahil olmak üzere bunların enflasyonu üzerinde elde etmiş oldukları karları aşırı kar vergisiyle alınır. Ve bu bütçeye aktarılır ve buradan yeniden bölüştürme politikasının aracı olarak kullanılabilir. Artan oranın servet vergisi fikrine kesinlikle katılıyorum ama 1 milyon lira artık hiçbir şey değil. %80 lira ortamda herhalde 10 milyon lirayı falan kastetti Musa. Belki de daha yüksek. Servet vergisi deyince akla iki şey geliyor. Bir, biliyorsunuz bu varlık vergisi çok korkutucu bir uygulaması da olduğu için bu açıdan tepki gösteriliyor haklı olarak. İkincisi de yani işte öyle bir toplumda yaşıyoruz ki serveti olmayanlar da sanki serveti varmış da korkacakmış gibi servet vergisine karşı çıkıyorlar. Onun için iyi anlatılması lazım. Benim mesela bu konudaki naçizane önerim en zenginlerden, en tepedekilerden servet vergisinin alınması. Çünkü bu ülkede en zengin %1 servetin %55'ini, evet, en zengin %10 servetin %71'ini, %72'sini alıyor.